Evet arkadaşlar bu dersimizde eşkenar üçgen konusunu beraber inceleyeceğiz. Eşkenar üçgen dediğimizde arkadaşlar üç kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denildiğini biliyoruz. Ve eşkenar üçgenin her bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. Şekle dikkatli bakarsanız ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğu söylenmiş. O halde bütün kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğu ve her bir de açının her bir köşesindeki açının 60'a er derece olduğuna dikkat ediniz. Devam ettiğimizde eşkenar üçgenin özellikleri dediğimizde eşkenar üçgende yükseklik dikkat ederseniz şekle bakalım. Beraberce inceleyelim. Yükseklik çizildiğinde aynı zamanda ne olacaktır bu yükseklik? hem açı ortay hem de kenar ortay olacaktır. Doğal olarak yukarıdaki açımız 60 derece olacağı için 30-31 bölünme söz konusu olup taradığımız dik üçgenlerde 30-60-90 derecenin özelliklerini uygulayabiliriz. 30 derecenin karşısındaki kenar neydi? Hipotenüs olan A'nın yarısı A bölü 2. 60'ın karşısındaki kenarda A bölü 2'nin köküç katı yani A köküç bölü 2 olduğunu hatırlayalım. İlerlediğimizde örnek bir 1'de ABC eşkenar üçgeni verilmiş verilenlere göre eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir deniliyor sorumuzda. Ne biliyorduk? Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Peki bu durumda x artı 4 eşittir ne diyebiliriz? 2x eksi 2 diyen birey x'i yalnız bırakmak için bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa işlemi yapar. Eksi 2 diğer tarafa gidince artı 2 4 ile topladık 6. Bu x diğer tarafa gidince de 2 xten ne oldu? x'i çıkarttık yani sonuç olarak x'i bulduk. x eşittir 6 olduğuna göre x'i yerine yazıyoruz gençler. x yerine yazıldığında ne olur? Her bir kenar birbirine eşit olur ve 10 birim olur. Bu durumda üç kenarda birbirine eşit olacağı için eşkenar üçgenimizin çevresi bütün kenar uzunluklarının toplamı olacağından 3 tane onun toplamı 30 birim çevremizdir. Doğru cevabımız E şıkkı olur. 2 numaralı örneğimize geldiğimizde yine ABC eşkenar üçgene verilmiş verilenlere göre AB uzunluğu sorgulanıyor. AB'ye X dedik. Peki eşkenar üçgende dikkat ediyoruz. Ne var? Yükseklik var. Yükseklik ne yapıyordu? Hem açı ortay hem de kenar ortaydı. O halde 30'ar derece bir bölünme olacak. Eşkenar üçgen olduğu için her bir köşemizdeki açı 60 derece olacaktı. Kenar da ikiye bölündüğü için 3 3 olacaktı. Zaten buradan çok net bir şekilde gözüküyor. Kenar uzunluğumuz 6, burası da 6. Ayrıca şeyi de gösterelim hatırlatmak adına. 30'un karşısı 3 ise 30 60 90 üçgenini de görmenizi istiyoruz. X de ne oluyordu? 6 oluyordu. Zaten bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacağı için aradığımız AB uzunluğu 6 cm'dir. Örnek 3'e geldiğimizde yine ABC eşkenar üçgen verilenlere göre x kaç birimdir deniliyor. Üçgenimiz eşkenar üçgen olduğuna göre gençler her bir köşeye 60'ar er derece yazıyorduk. A köşesi 60, B köşesi 60, C de 60. Bu bana sağ tarafta DEC üçgeni verir ki bu üçgen artık 30, 60, 90 üçgenidir. 60 derecenin karşısındaki kenarı 2 kök 3 gören birey 30'un karşısına ne yazacaktır? 2. 90'ın karşısına da 4 birim yazabiliriz. Peki eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğunu bildiğime göre bunun tamamı BC'nin 10 birim. O zaman AB de 10, AC de 10 birim olur. Peki bu durumda x ne olur? 10'dan 4'ü çıkartırsak aradığımız x 6 birimdir. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Örnek 4'e geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Çevre ABC 24 santimetre. Hemen üçgen eşkenar olduğu için buraya 8 santimetre yazalım. Bütün kenar uzunluklarımız ne oldu bu durumda? 8'er santimetre oldu. Bunu yazdık şekil üzerine. Verilenlere göre x kaçtır denilmiş. Eşkenar üçgende Hatırlayalım. Yükseklik çizdiğimizde ne oluyordu? Yukarıda bir açı ortaya oluşuyordu. 60'ar derecelik açılara sahip olduğu için eşkenar 30 30 bölündü. C köşesine 60, B köşesine de 60 derece yazdık. Peki bunu yazdıktan sonra 30 derecenin karşısındaki kenar ne oluyor? 8'in yarısı 4 oluyor. Veya ikiz kenar üçgen, eşkenar üçgende yüksek yükseklik tabanı ikiye böldüğü için buralara 4 4 yazabiliyoruz. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra artık şunu söyleyebiliriz. Ufak bir renk değişikliği yapalım gençler. Şurada bir 30 60 90 üçgeni var. Küçük bir dik üçgen. Peki bu üçgende 30'un karşısındaki kenar hipotenüs olan 4'ün yarısıdır. Yani aradığımız x 2 santimetredir. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Örnek 4'ü bu şekilde geçtikten sonra örnek 5'te yukarıdaki şekilde ABC bir kenarı 12 santimetre olan bir eşkenar üçgendir denilmiş. Yani burası 12 hemen yazalım. FB eşittir BE'ye o da eşittir AD'ye. X santimetre olduğuna göre X kaçtır deniliyor. Öncelikle eşkenar üçgen olduğuna göre buralara ne yazacağız gençler? 60'ar er dereceleri güzelce yazacağız. Peki 60'ı yazınca. Sol tarafı hemen 120 yazınca buradaki EFB üçgeni ikiz kenar üçgen olup taban açıları ne olur? 30'ar derece olacaktır diyebiliriz 30-30-120 özel üçgeninden. Peki buradaki E köşesindeki 30 derece ters açıdan yukarı doğru ilerlediğinde 30-60-90 üçgeni yakalarız ki 30'un karşısı x e, 90'ın karşısı da bu durumda AE 2x olur. Ve neye dikkat edeceğiz artık bundan sonra? Artık diyeceğiz ki burada AB uzunluğu bakın üstünden geçiyorum tekrar 2x burada var x de burada var yani 3x eşittir neye? Bütün kenarlar birbirine eşit olacağı için 12'ye. Her iki tarafı 3'e bölen birey aradığı x'i buradan 4 bulacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Örnek 6'ya geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. DE diktir AC'ye BD 5 birim, EC 9 birim olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre üçgenin çevresi kaç birimdir deniliyor. Eşkenar üçgen olduğuna göre köşelere 60 derece yazan birey yukarıda bir 30-60-90 özel üçgeni elde edecektir. 30'un karşısına eğer biz K yazarsak 90'ın karşısında ne olacaktır? 2K olacaktır. Peki bu hamleyi yapınca eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. Yani AB, AC, BC hepsi birbirleri ne yani eşit. Peki bu durumda k artı 9 eşittir 2k artı 5 yazarsak biz gerekli işlemleri yaparsak k'yı yalnız bırakırsak k ne olur 4 olur. Peki k'yı 4 bulunca yerine yazarsak şuraya hemen yazalım. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ne olur? 9 ile 4'ün toplamı yani 13 olur. O zaman bc uzunluğunu hemen 13 yazalım şekil çok karışmasın diye. Peki eşkenar üçgenin çevresi çevre diyelim kısaca. Çevre ABC. C. E 13'ten kaç tane var? 3 tane var. O zaman 13 çarpı 3'ten aradığımız cevap 39 birim olur. Doğru cevabımız bu durumda C şıkkı olur. Örnek 6'yı da bu şekilde geçtikten sonra örnek 7'de ABC eşkenar üçgeni verilmiş. BD uzunluğu 3 cm, DC uzunluğu 5 cm olarak veriliyor. Verilenlere göre AD uzunluğu sorgulanıyor. Peki bu eşkenar üçgen olduğuna göre bütün kenarlara 8 yazabiliriz. Peki C köşesine 60 derece yazdığımızda A köşemizden aşağı doğru bir adet yükseklik çizdiğimizde buraya haş dersek burası 30 60 90 üçgeni olur. 30'un karşısı 8'in yarısı olan hipotenüsün yarısı 4. 5'ten 4'ü çıkartır. Buraya da 1 yazarız. Peki 60'ın karşısı ne olacak bu durumda? 4 karekök 3 olacak diyebiliriz. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra gençler artık deriz ki taradığımız kırmızı dik üçgene bakalım. Şu kırmızı dik üçgene baktığımızda artık orada yapacağımız bir adet Pisagor. Yani 90 derecenin karşısındaki x'in karesi eşittir. 1'in karesi 1 artı 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir. X kare eşittir 49 buluruz ki aradığımız X bu durumda 7 cm olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Örnek 7'yi de bu şekilde geçtikten sonra örnek 8'de şekildeki karenin iki kenarı üzerine BEC ve DCF eşkenar üçgenleri çiziliyor. Buna göre x kaç derece denilmiş. Öncelikle şuna dikkat edelim. Karenin bütün kenarları eşittir. Şuraya eşitlik, buraya eşitlik, buraya eşitlik ve buraya eşitlik koyabiliriz. Peki soruda ne denilmiş? Karenin üzerine BEC ve DCF. BEC nerede? Dikkat edin. Burası. Karenin bir kenarıyla ortak olduğu için eşkenar üçgenin bütün kenarları eşittir dedik. Bunu çizdik. Diğeri nerede? DFC. O da yukarıda bakın. DFC. O da burada. E peki o zaman ben bunları çizdiğimde 60'ar derecelik açıları da yazacağım. Hemen bir renk değişikliği yapalım. 60'ar derecelik yazıyorum 60 buraya 60 buraya bunları yazdım buralara da 60 yazabilirim ama yukarıdaki üçgende şuraya yazayım üstteki F köşesine yazmayayım şekil karışmasın peki kareden dolayı burası 30 derece dikkat edin buraya diklik geldi 30 ile 60'ı topladım 90 şimdi gençler şu üçgene bakın üzerinden geçiyorum EFC üçgenine bakmanızı istiyorum Burada ne dikkatimizi çekecek? Eşit kenarlar ve şu ok yönünde bakarsanız 90 derece var. İkiz kenar bir dik üçgen var. Taban açıları o zaman x x olur. O, o halde 2x açısının yani x ile x'in toplamı 2x ne olacaktır? 90 olacaktır. Bu durumda x ne olur? 45 derece bulunur. Doğru cevabımız C şıkkı olur. İkinci özelliğimizde eşkenar üçgende üç kenara ait yükseklik ve kenar orta uzunlukları ile üç açıya ait açı ortaya uzunlukları eşittir. Yani şekle dikkatli bakarsanız eşkenar üçgende AD uzunluğu BF'ye eşit o da eşittir. CE'ye diyebiliriz. Yani eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri birbirine eşittir. Aynı zamanda bu yükseklikler hem açı uzunluğudur hem de kenar ortay uzunluğudur diyebiliriz. İlerlediğimizde örnek 9'a geldiğimizde arkadaşlar ABC eşkenar üçgeni verilmiş. CAF açısı 60 derece. CD eşittir AF deniyor. Dikkat edelim bu kısım önemli. AF uzunluğu bu. CD uzunluğunu çizmiyorum. Neden çizmiyorum? Çünkü E orta nokta D de orta nokta olduğuna göre eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri birbirine eşit olduğuna göre AE CD'ye eşittir. E, CD'ye eşit olduğuna göre o da eşittir. Soruda verilen AF'ye diyebilirim. Peki E orta nokta olduğu için o zaman buraya da 90 derece koyma hakkım var. Peki bu hamleyi yapınca buralara da ne gelecek? 30'ar derece gelecek diyebilirim. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra soru kökünde bizden EF'yi istiyorlar. Dikkat buradaki uzunluk EF. Buraya X yazdık. Öncelikle şunu yapalım. Eşkenar üçgende buranın 60 derece olduğunu biliyorum. 30 derecenin karşısındaki kenar 2 ise 60'ın karşısı 2 kare kökü 3 diyorum. Peki o zaman AF uzunluğu da 2 kök 3 oluyor. Şimdi neye dikkat edeceğiz? Burada 30 ile 60'ın toplamı 90 olduğu için gençler şu ikiz kenar dik üçgene bakacağız. Bu iki, ikizkenar kenar dik üçgende dik kenarlar 2 kök 3, 2 kök 3 olduğuna göre hipotenüs ne olacak? X 2 kare 3'ün ikiz kenar dik üçgende hipotenüs eşit kenarların kök 2 katı oluyordu. O zaman kök 2 ile çarpılmış hali olacak. O da bizim aradığımız 2 kök 6 cevabına bizi götürür. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü özelliğimize geldiğimizde gençler eşkenar üçgenin iç bölgesinde alınan bir P noktası verisi şekilde K noktası olarak verilmiş bir noktadan kenarlara çizilen paralel uzunlukların toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir denilmiş. Yani şekli dikkatli bakarsanız K noktası içeride herhangi bir nokta kenarlara çizilecek şu şekilde paraleller sayesinde unutmuyoruz. 3 tane uzunluk oluşuyor. X, Y, Z bunların toplamı neye eşitmiş? Bir kenar uzunluğu yani A'ya eşitmiş. Sorularda bunu kullanalım. Örnek onda ABC eşkenar üçgeni verilmiş. KE paralel AC'ye, KD paralel AB'ye, KF ye paralel BC'ye verilmiş. Yani burada paralellikler kenarlara yönelik olmuş. Güzel. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra şimdi ne yapacaktık? Bu üçünün toplamı bir kenara eşitti. Yani 4 2 daha 6 1 daha 7. O zaman burası ne oldu? Bir kenarı 7 oldu. Soru kökünde bu eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir deniyor. E o zaman çevre nasıl bulunuyordu? Çevre ABC. Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit olduğuna göre 7 ile 3'ün çarpım 3'ü de aynı olacağı için aradığımız cevap 21 birim olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Dördüncü özelliğimizde eşkenar üçgenin iç bölgesinde alınan bir noktanın kenarları olan uzaklıklarının toplamı eşkenar üçgenin yükseklik uzunluğuna eşittir şekli incelerseniz k noktasından kenara dik gelmiş yine diğer kenarlara da dikler gelmiş kd artı ke artı kf toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir denilmiş soru da bunu kullanalım örnek 11'de abc eşkenar üçgeni verilmiş verilenlere göre bir kenar uzunluğu soruluyor ne dikkatimizi çekiyor? Bir önceki kuralda geçtiği gibi içeride alınan bir K noktasından kenarlara neler çizilmiş? Dikler çizilmiş. Ne oluyordu bu üçünün toplamı? Eşkenar üçgenin yüksekliği oluyordu. Yani burası kök 3. 3 kök 3 daha ne yaptı? 4 kök 3. 2 kök 3 daha topladık 6 kök 3. Demek ki bu eşkenar üçgenin yüksekliği olan A haşa -ha. artık ne diyeceğiz? 6 kare -3 diyeceğiz. Peki C köşesimiz 60 derece. O zaman burası da 30 derece olduğuna göre 60'ın karşısı 6 kök 3 30'un karşısına artık biz 6. -ı. 30 60 90 üçgenin özelliklerinden 30'un karşısında 6 varsa hipotenüs de bu durumda 12 olur diyebiliriz. Doğru cevabımız 12'dir. Doğru cevap A şıkkı. Testimize geldiğimizde arkadaşlar konu testimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. AH diktir BC'ye. BH uzunluğu 2x 2. AC uzunluğu da x artı 5 olarak verilmiş. AB uzunluğu kaçtır deniliyor sorumuzda. Öncelikle eşkenar üçgende biliyoruz ki bizler yükseklik çizildiğinde taban 2 eşit parçaya bölünüyordu. O zaman BH HC'ye eşit olup 2x 2. Peki Burası x artı 5 olduğuna göre x artı 5 kenar uzunluğunun tamamı eşittir bc uzunluğuna. Yani orası da 4x eksi 4. Gerekli işlemleri yapıyorum. X'i diğer tarafa attım. 3x. Eksi 4'ü diğer tarafa attım. Artı 4 geçti. 9. Her iki tarafı 3'e bölersem aradığımız x ne olur bu durumda? 3 bulunur. Peki x 3 ise şurada ac uzunluğunda x yerine 3 yazarsak 3 5 daha 8 olur. Bütün kenarlar birbirine eşit olacağı için aradığımız ab uzunluğu 8 cm'dir. Doğru cevabımız değişik olur. İkinci sorumuza geçtiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Verilenlere göre x kaçtır deniliyor sorumuzda. Öncelikle bütün köşelerimizde 60'ar derecelik açı olduğunu biliyoruz. Yani A köşesi 60 derece, B 60, C de 60 derece. Peki burada o zaman 30-60-90 üçgeni var. Ben şöyle diyebilirim. 30'un karşısındaki kenara K yazdığımda 60'ın karşısındaki kenara K kök 3. Hipotenüsü de 2K yazmış olurum. Buralara 2K yazdık. Peki benim AC kenar uzunluğum dikkat edin. AB'ye eşit olduğuna göre buradaki 4K uzunluğu neye eşit olur? 12'ye yani K buradan ne olur? 3 olur. K 3 olduğuna göre artık şuraya ben 6 buraya 6 yazabilirim. Peki o zaman burası da ne olur? 3 olur. K olduğu için 3 aradığımız X de bu durumda ne olacaktır? 3 kare kök, 3 santimetre olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni veriliyor. AH diktir BC'ye, AD ye eşittir BD'ye, HC 8 santimetre verilenlere göre x kaç santimetredir denilmiş. Biliyoruz ki eşkenar üçgende arkadaşlar yükseklik ne yapıyordu? Tabanı ikiye bölüyordu. O zaman BH uzunluğu HC eşit 8 cm. Eşkenar üçgenin bütün kenarları 16 cm olacaktır. Bunları yazdık. Peki bunu yazdıktan sonra AB uzunluğuna dikkat ettiğinizde burası o zaman 8-8 bölündü. Ne dikkatimi çekecek? Dik üçgene bakın. Hipotenüse ait kenar ortay ne oluşturuyordu? Muhteşem üçlü oluşturuyordu. O halde muhteşem üçlü gereği aradığımız x ne olur? 8 cm olur. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. ED diktir BC AE 5 cm, EC 4 cm olarak verilmiş. Verilenlere göre BD uzunluğu aranıyor. Buraya x dedik. Peki eşkenar üçgen olduğuna göre ben buraya 60 derece yazdım da buraya da 30 derece yazabilirim. 30'un karşı hipotenüs olan 4'ün yarısı olacağından buraya 2 gelir. Peki eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit olacağı için burası 9 cm ise BC uzunluğu da 9 cm'dir. Bu durumda aradığımız x 9 eksi 2'den 7 cm bulunur. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Beşinci sorumuza geldiğimizde gençler ABC eşkenar üçgeni yine verilmiş. Verilenlere göre eşkenar üçgenin çevresini soruyoruz. Ne dikkatimizi çekiyor? Eşkenar üçgende şu şekilde yüksek ilk çizdiğimizde bu yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Peki bu hamleyi gördükten sonra taradığım şuradaki dik üçgene bakarak artık BD uzunluğu X'i bulabilirim. Ki DC de X'tir. Peki o X'i nasıl bulacağım? En iyi ihtimalle Pisagor yaparız. İlk köküçün karesi hipotenüsün karesi 12 eşittir köküçün karesi 3 artı X kare diyen birey 3'ü öbür tarafa atıp 9 X kare 9 sa ne bulur buradan? Aradığı x'i işlem hatası yapmış olabilir miyiz? Onu kontrol ediyoruz. 3, 9, x olur buradan 3. Tamam. x3 bulduk. x3 olduğuna göre artık şurası ne olacaktır? 3 olacaktır deriz. Peki ne olur? x3 ise DC uzunluğu da 3 olur. Bu durumda eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ne olur? 6 cm olur. AC uzunluğu da 6 cm'dir. Çevre ABC sorgulandığı için 3 tane 6'yı toplarsanız aradığınız cevap 18 cm olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Örnek 6'ya geldiğimizde soru 6'da 6. sorumuzda ABC eşkenar üçgeni veriliyor. BD ve CD açı orta. Eşkenar üçgen olduğuna göre buralar ne olur? 30'ar derece olarak bölünür. Peki buralarda 30'ar derece. Güzel. Peki ne oldu? 30 30 120 özel üçgeni oldu. O zaman DC uzunluğu 2 kök ise BD uzunluğu da ne olacak? 2 kare kök 3 olacak. 120 derecenin karşısında kök 3 katı olacağından 6 cm olacak. BC, AC ve AB eşit olacağı için eşkenar üçgen olduklarından dolayı 3 kenarda 6 cm olacağından artık çevremiz 3 altının toplamı 18 cm bulunur. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Yedinci sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgenimiz verilmiş. Verilenlere göre çevre ABC kaçtır deniliyor sorumuzda. Öncelikle B köşesine 60 derece yazdıktan sonra 30-60-90 üzeri üçgenini yakalarız. 30'un karşısına K yazdığımızda 90'ın karşısında ne olur? 2K olur. Peki eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit olduğuna göre AB BC eşittir. Yani 2K artı 1 eşittir k artı 3 diyebiliriz gençler. K'yı diğer tarafa atarsak k, 1'i diğer tarafa atarsak 2 elde ederiz ki buradan aradığımız k'yı 2 bulduğumuza göre yerine yazdığımızda eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ne olur? 5 cm olur. Çevresi de 3 kere 5, 15 cm'dir. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 8. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni veriliyor. Verilenlere göre x kaç santimetredir denilmiş. C köşesinin 60 derece olduğunu biliyorum. O zaman E köşesine 30 derece gelir. 30'un karşısına ben K yazarsam 60'ı 90'ın karşısı 2K olur. Eşkenar üçgenin kenarı 2K artı 4. Bu durumda eşittir K artı 5'e. Gerekli işlemleri yaparak K'yı buluyorum. K eşittir buradan 1 bulunur. K yerine 1 yazarsam eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 6 cm'dir. O halde aradığımız X 6 cm olur. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgenimiz verilmiş. AH diktir BC'ye, DE diktir yine BC'ye. HE 6 cm verilenlere göre X kaç cm'dir? Eşkenar üçgende köşeler 60'er derece olduğunu biliyoruz. Peki AH eşkenar üçgenin yüksekliği olduğuna göre burası 30-30 bölünecek. Aradığımız ifade X. O zaman D noktasından bir paralel çekersek BC'ye Çizdiğimiz bu paralel sayısı 90 dereceyi yukarıya alıp 6 santimetrelik bu uzunluğu da DK uzunluğuna yazabiliriz. Peki şuradaki dik üçgen taradığımız dik üçgende 30'un karşısı artık 6 ise 90'ın karşısı ne olur? Onun iki katı olur. Yani aradığımız x 12 santimetredir. Doğru cevabımız E şıkkı olur. İlerlediğimizde 10. sorumuzda 10. soruda ABC dik üçgeni veriliyor. DBE eşkenar üçgen. Verilenlere göre çevre DBE kaçtır deniliyor. DBE eşkenar üçgense bütün kenarlar eşittir gençler. O halde buralara ben x x x yazabilirim. Burası 60 derece. 60 dereceleri yazdığımda büyük üçgene bakarım. ABC dik üçgeni 30-60-90 özel üçgeni olduğuna göre 30'un karşısındaki kenar dikkat edin neresi olur x artı 4. X artı 4 neye eşittir? Hipotenüs olan 14 artı x'in yarısına eşittir. 14 artı x bölü 2. Gerekli işlemleri yapıyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x artı 8 eşittir 14 artı x diyen birey. Gerekli işlemleri yaptığında x'i diğer tarafa atıyor. 8'i bu tarafa atarsam 6. Aradığımız x bu durumda 6 santimetredir. Demek ki buralar 6 santimetre oluyor. Şuralar hep 6. Peki bizden istenen çevre BDE yani bu eşkenar üçgenin çevresi 3 kere 6 18 santimetredir. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 11. sorumuza geldiğimizde ABC ve CDE eşkenar üçgenlerinin çevreleri toplamı 12 cm olduğuna göre BE uzunluğu kaçtır deniliyor. Öncelikle bütün kenarlar birbirine eşit. Yani XXX x eşkenar üçgen. Diğeri de eşkenarmış y y y dedik. Peki eşkenar üçgenlerin çevreleri toplamı yani 3x artı 3y toplamı neye eşitmiş? 12'ye. Her iki tarafı 3'e bölersem önce 3 parantezin alıyorum sol tarafı. x artı y eşittir 12. Sonra 3'e bölüyorum. O halde x artı y toplamı buradan ne bulunuyor? 4 bulunuyor. Soru köküne baktığımızda be uzunluğu soruluyor. Yani x artı y uzunluğu 4'tür. Doğru cevabımız 4 cm olur. Doğru seçenek A şıkkı. 12. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. AB diktir FD'ye CD uzunluğu K iken AF uzunluğu şurası 2K'ymış. Bunu vermişler. BD uzunluğu da 24 santimetreymiş. Yani buranın tamamı da 24 santimetreymiş. Buna göre eşkenar üçgenin çevresini sormuşlar bize. Eşkenar üçgen dediğine göre buraya 60 derece yazarız. Buraya 30 derece yazabiliriz. 30 derecenin karşısındaki kenar 2K ise 90'ın karşısında olur. Dikkat edin. 4K olur. Peki bu hamleyi yapınca E köşesindeki 30 derece aşağıya doğru aktardığımızda 30 derece olur. C köşesindeki açımız 60 derece olduğundan dolayı D köşesi de 2 iç açı bir dış açı mantığından 30 derece yazılabilir. Peki o zaman burası CDK ise E ile C arasında gizlenmiş bir ikiz kenar var. Orası da K'dır. Peki ne oldu? Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 4K ile K'yı topladık 5K oldu. O halde BC 5K. Peki BC 5K bir de yanında K var. 6K neye eşit oldu? Soruda verilen 24'e. Buradan K kaç olur? Her iki tarafı 6'ya bölersek 4 olur. K 4 olursa bizim o zaman eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu dikkat edin 5K idi. O zaman 5 kere 4 20 cm olur. Peki eşkenar üçgenin çevresi soruluyor. Ne yapacağız? Bir kenar 23 tane 20 olacağı için aradığımız cevap 60 cm olur. Doğru cevabımız B şıkkı. 13. sorumuzda arkadaşlar. ABC yine eşkenar üçgen verilenlere göre EF uzunluğu X kaçtır demiş sorumuzda. Eşkenar üçgen olduğuna göre 60'ar dereceleri buralara yazdık köşelerimizi. Bunu yazdığımızda E köşesi 30 derece oldu. D köşesi 30 oldu. Bundan dolayı FDE açısı 60 derece oldu. Artık şuradaki üçgen 2 köküç ve 4 köküçün olduğu üçgene bakılırsa e biz 90 buraya da 30 derece yazabiliriz. Çünkü ancak 30 derecenin karşısındaki kenarı hipotenüsün yarısına eşittir. 4 dik üçgenin içerisinde. 4 köküçün yarısı 2 köküç olduğuna göre artık 60'ın karşısındaki kenarda ne olacaktır? 30'un karşısındaki kenar 2 köküçün köküç katı olacaktır. Yani aradığımız x bu durumda 6 santimetredir. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 14. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni veriliyor. CBD açısı 30 derece. AD uzunluğu 13 cm olarak verilmiş. Hemen şekil üzerine tarıyoruz. Burası 13. Verilenlere göre üçgenin çevresi soruluyor. Peki eşkenar üçgen olduğuna göre buralar 60 derece yazabiliyorduk. Üstteki açımızın tamamı da 60 derece. Şöyle boyayalım. Eşkenar üçgen olduğuna göre. Burada ne dikkatimi çekiyor? 60 ile 30'un toplamı 90. Yani şuradaki taradığımız dik üçgene bakıldığında bu dik üçgen özel bir dik üçgen. Dik kenar 5, hipotenüs 13. Hangi özel üçgenimiz vardı böyle? 5, 12, 13. O halde AB uzunluğunu artık ben 12 cm yazabilirim. Peki eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit olduğuna göre AB AC'ye eşit o da eşittir BC'ye diyebiliriz. Buradan yola çıkarak eşkenar üçgenimizin çevresi 3 çarpı 12'den 36 cm bulunur. Doğru cevabımız A şıkkı. 15. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Verilenlere göre BD uzunluğu soruluyor. Yani BD'yi de soruda DC'ye eşit verip orada bir ikizkenar dik üçgen vermişler. Peki buradan yola çıkarak şöyle diyebiliriz artık. Eğer biz eşkenar üçgenimizin yüksekliğini çizdiğimizde kesinlikle D noktasından geçmek zorundadır. Nedenine gelelim. Dikten şöyle düşünelim. Eşkenar üçgenin yüksekliğini çizdiğimizde tabanı iki eşit parçaya bölünüyor. Bunu biliyoruz. Peki Alt taraftaki ikiz kenar üçgene bakalım. İkiz kenar üçgende de yükseklik tabanı ikiye böldüğüne göre kesinlikle ADH doğru saldır. Peki bu durumda ben ne yapıyordum? Eşkenar üçgenin kenarını iki eşit parçaya böldüğüm için buralara ne yazıyorum? 3 3 yazıyorum. Peki ikiz kenardaki üçgene tekrar baktığımda buralara artık 45'er derece yazabilirim. Bu 45'leri yazdığımda da artık şunu görebilirim. Burası da 3 kesinlikle. İkiz kenardaki üçgen o halde aradığımız x ifadesi ne olur? x 3'ün kara kök 2 katı olur. 3 kök 2 santimetre doğru cevaptır. Doğru cevabımız D şıkkı. 16. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgen denilmiş. Verilenlere göre AC kaç santimetredir? Eşkenar üçgenimizin yüksekliğini çizersek burada bir 30-60-90 üçgeni elde ederiz. Bunu yakaladıktan sonra aynı zamanda bu hamleleri yaptık. Şurada taradığımız üçgene dikkat edelim. Bu dik üçgen ikiz kenar dik üçgen çünkü taban açısı 45 diğer taban açımın tamamı da 45 derece. Peki hipotenüs 90'ın karşısı 12 ise dik kenarlar ne olur? DH ile AH birbirlerine eşit olur. 6 karekök 2 olur diyebiliriz. Bu hamleyi yaptıktan sonra artık 60 derecenin karşısındaki kenar 6 kök 2'dir. 30'un karşısındaki kenarda ne olur? 6 kök 2 bölü kare kök 3 olur. Peki 30'un karşısı böyleyse x de ne olacaktır? x de 6 kök 2 bölü kök 3'ün 2 katı olacaktır. Gerekli işlemleri yaparsak e, irrasyonel ifadeyi eşleniyle çarptık. Kök 3 ile çarpıyorum. O zaman pay 6 çarpı kök 3 ile kök 2'yi çarptık. Kök 6 çarpı 2 var. Bir de payda ne oldu? 3 oldu. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam aradığım x bu durumda 4 kök 6 santimetre olur. Doğru cevabımız D şıkkı. 17. sorumuzda ABC eşkenar üçgeni veriliyor. ADB açısı 30 derece, BD uzunluğu 10 cm olarak verilmiş. Verilenlere göre eşkenar üçgenin çevresi Eşkenar üçgen dediğine göre buraları 60'er derece yazdığımızda şunu fark ederiz. Şu üçgene baktığımızda burası 120 derece olup A köşesindeki açı 30 derece olacaktır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için. O halde eşkenar üçgenimizin kenarlarına XX dediğimizde 30-30-120 özel üçgeninden dolayı AC eşittir CD'dir. BD uzunluğu buranın tamamını soruda vermişler 10. 2X eşittir 10'sa x ne olur buradan 5 bulunur. x 5 ise kısaca çevreye şöyle yapalım. Eşittir diyelim. Çevre abc ne olacak? 3x olacağı için doğru cevap bu durumda 15 santimetredir. Doğru cevap B şıkkı. 18. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni veriliyor. BD uzunluğu 6 cm, DC uzunluğu 2 cm olarak verilmiş. Verilenlere göre AD uzunluğu sorgulanıyor. Sorumuzda bu şekilde verildiğine göre eşkenar ve üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. 8 8 yazdık. Peki eşkenar üçgenin yüksekliğini çizdiğimiz zaman taban iki eşit parçaya bölünüyordu. 8'i ikiye böldük. 4 buraya 2 buraya. Şunu sildik. 30-60-90 üçgenine göre 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı ne olacak? 4 kare 3 olacak. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra artık ben diyorum ki taradığımız mavi üçgene bakmanızı istiyorum. Taradığımız mavi üçgene bakın. Bu mavi üçgende yapacağımız Pisagor soruyu çözer x'in karesi, hipotenüsün karesi, dik kenarların kareleri toplamı. 2'nin karesi 4 artı, 4 kök 3'ün karesi 48. Ne oldu? 52 oldu. Aradığımız x bu durumda 2 kare kök 13 olur. Doğru cevabımız E şıkkı. 19. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni veriliyor. ED diktir AB'ye BE uzunluğu 20 cm olarak verilmiş. Verilmiş. Tamam. Verilenlere göre AD artı EC toplamı sorgulanıyor. Öncelikle bir eşkenar üçgenimin açılarını yerleştirelim. 30-60-90 üçgenimiz var. Ters açıdan burası 30 derece. Bura 60 derece olduğuna göre hemen C'ye 120 yazdık. Buraya da ne oldu? 30 derece yazabildik. Peki bu hamleleri yaptıktan sonra diyorum ki ben şu üçgenimin tamamına baktığımda 30-60-90 üçgeni 30 derecenin karşısındaki kenar dikkat edin. Hipotenüsün yarısı yani 20'nin yarısı buraya 10 yazdık. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra diyorum ki yine artık AD uzunluğuna diyelim ki şuraya x yazarsam 30'un karşısı x olduğu için hipotenüs ne olacak bu üçgenden? 2x olacak. Buraya da 2x yazdık. Peki bunu yazdıktan sonra artık şurası ne olacak? Dikkat edelim. CE e uzunluğu. Şurası e, şöyle yapalım. Değerlendirelim. CE uzunluğuna Y dediğimizde burası da Y olacak. Eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu ne oldu? Dikkat edin. Hatta şuraya Y dediğimiz yere ne yazabiliriz? Tamamı 10 artı X. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. O zaman Y yerine öyle bir şey yazalım ki 10 artı X olsun. O zaman Y yerine 10 eksi X yazarsak ne olur? 10 eksi X artı 2x 10 artı x olacağı için bir kenar eşit işte y o zaman 10 eksi x'tir. Buraya da 10 eksi x yazdık. Soru köküne dönelim. AD uzunluğumuz ne? x artı EC uzunluğumuzda dikkat edin burası. Yani 10 eksi x yazdığımızda gençler x'ler birbirini getir götürdü. Bu durumda aradığımız cevap 10 santimetredir. Doğru cevabımız c şıkkı olur. 20. sorumuza geldiğimizde 20. sorumuzda ABC eşkenar üçgeni verilmiş. DE paralel BC'ye paralellik var. Ve aynı zamanda EF ye paralel o da AB'ye verilmiş. Verilenleri göre çevre sorulmuş. Buralar 60 derece biliyorsunuz. Yöndeş açıdan 60'ları yerleştiriyorum. Yöndeş açıdan yukarı ve aşağı doğru hareketlere dikkat ediyorum. Peki bunu yaptığımızda burada sağ tarafta küçük bir eşkenar üçgen elde ediyorum. 60 o zaman buralar 8 8 oluyor. Yukarıda da bir eşkenar üçgen elde ettim. 4, 4 oldu. Peki bu bir paralel kenarsa burası ne oldu? 8. Burası 4 oldu. Eşkenar üçgenin artık kenar uzunlukları gözüktü. Bir kenar uzunluğu 12 cm, 12 cm, 12 cm. Bütün kenarlar birbirine eşit. O halde eşkenar üçgenin çevresi 3 çarpı 12'den 36 cm bulunur. Doğru cevabımız D şıkkı. 21. sorumuza geldiğimizde şekildeki eşkenar üçgenlerden küçük üçgenin bir kenarı 3 cm, büyük üçgenin bir kenarı da 8 cm. AB uzunluğunu da 17 cm vermişler. Arada kalan üçgenin çevre uzunluğunu soruyorlar. Şimdi o zaman şöyle değerlendirelim. Arada bulunan eşkenar üçgen, şekildeki eşkenar üçgenlerden dediği için bunlar da eşkenar üçgen olup burası 3, 3, 3, A, A, A. Burası da 8, 8, 8 olacaktır. Peki A ile B arası dikkat edin 17 idi. O zaman 8, 3 daha 11 artı A eşittir 17 oldu. 11'i diğer tarafa atarsak A buradan kaç bulunur? 6 bulunur. A'yı 6 bulduktan sonra demek ki A eşittir 6 olduğuna göre arada kalan üçgenin çevresi 3A olduğu için çevre eşittir 18 santimetredir. Doğru cevabımız A şıkkı olur. 22. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. CD açıortay. ortay. Açı ortaya olduğuna göre hemen 30'ar dereceleri yazabiliriz gençler. Buralara 90 derece gelir. 30-60-90 üçgenine dikkat edin. Burası 60 olur. Bu hamleyi yaptıktan sonra verilenlere göre bize x kaçtı denilmiş. Öncelikle şunu biliyoruz. Eşkenar üçgende bütün kenarlar eşit ve şurası 9-9 bölündü. Bu da beni diğer gizlenen 30-60-90 üçgenine götürdü. 60'ın karşısı 9 30'un karşısına ne yazmalıyım? 3 karekök 3 yazmalıyım ki 60'ın karşı kök 3 katından 9 bulunsun. O aradığımız x 3 kök santimetredir. Doğru cevabımız E şıkkı olur. 23. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni veriliyor. DF diktir AC'ye, DF kesişmiş DC'ye D noktasında AF eşittir EB, BC 12 cm verilenlere göre EF kaç santimetredir denilmiş sorumuzda. Öncelikle bu bir 30-60-90 üçgeni 30 derece yazdık. Hemen bu hamleyi yazdıktan sonra minik bir renk değişikliğine gidelim. 30, 60'ın karşısına x kök diyelim gençler. Daha rahat hamleler yaparız. 30'un karşısına ne olur bu durumda? x olur. Hipotenüs de 2x olur. Peki AFX'ken burası da ne oldu? x oldu. Eşit olduğu için. eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ne oldu? 3x oldu. 3x eşittir ne oldu? 12. Peki x buradan ne olur? 4 bulunur. Peki x yerine 4'ü yazarsak hop. EF uzunluğu bu durumda ne bulunur? 4 kök 3 cm bulunur. Doğru cevabımız A şıkkı olur. 24. sorumuza geldiğimizde ED ediktir AC'ye BAH açısı eşittir HAD açısına ABC açısı 60 derece verilmiş BH eşittir HD denilmiş BH eşittir H'de Hem açı ortay var hem de kenar ortay var. O zaman burası dik olur. Burada da bir 30-60-90 üçgeni elde ettiğimiz gibi bir de eşkenar üçgen elde ederiz. Yani buralar 6'şer santimetre olur gençler. Verilenlere göre DC uzunluğunu arıyoruz hep beraber ona bakalım. Öncelikle bu hamleyi yaptıktan sonra bu beni ADE üçgenine götürür. ADE üçgeninde bu bir dik üçgen ve dik kenar 3 hipotenüs 6. Bu da 30-60-90 üçgeninde olur. O zaman burası 30 burası 60 derecedir. O zaman bunların üçünün toplamı 180 olacağı için D köşesine 60 derece gelir. O da C'ye benim 30 derece yazmam anlamına gelir. 30, 60, 90'ı yine gördük. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı da bu durumda 6 santimetredir. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 25. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar ABC eşkenar üçgeni verilmiş. AD eşittir DB, DE eşittir EC, EH diktir BC. EH3 kök eh cm olduğuna göre BH arıyoruz. Üçgen eşkenar olduğuna göre 60 derece 60 derece yazdık. D orta nokta olduğu için 90'ı koyduk. Bu durumda C köşesi de ne oldu? 30 30 bölündü. Peki 30'un karşısı kökü ise şu küçük üçgende 60'ın karşısı ne olacaktır? 3 santimetre olacaktır diyebiliriz. Peki bu hamleyi yaptıktan sonra diğer hamlemiz ne olmalıdır? Burada 60'ı 30'un karşısı kökü ise 60'ın karşı 3, 30'un karşı 90'ın karşısına ne diyebiliriz? 2 kare 3 diyebiliriz. Buradan yola çıkarsak DE uzunluğu da ne olur? EC'ye eşit olacağı için 2 3 cm olur. 60'ın karşısı daha büyük dik üçgene baktığımda ne olur? 4 kare 3 olur. O zaman 30'un karşısı 4. hipotenüste ne olur? 8 olur. X ne olur bu durumda? 8'den 3'ü çıkartırsak 5 cm bulunur. Doğru cevabımız B şıkkı olur. 26. soruya geldiğimizde 26. soruda ABC eşkenar üçgeni verilmiş. DE paralel BC ifadesi geçiyor. Hemen eşit paralelliği koyduk üzerine. Verilenlere göre eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir denilmiş. 60 dereceyi yine koyduk yerleştirdik. O zaman burası 30 derece oldu. 60'ın karşısı 4 köküsü 30'un karşısında 4. Hipotenüse de ne yazdık? 8 yazdık. 8 yazınca o halde H'ye de 4 oldu. Aynı şekilde C köşesine 60 yazan birey alt tarafta küçük bir 30-60-90 üçgeni göre 30'un karşısına 2, 90'ın karşısına 4 yazar. Artık eşkenar üçgenin kenar uzunluğu bir anda ortaya çıkar. 12 cm. Eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğu sorulmuş. Çevre eşittir. 3 çarpı 12'den 36 cm'dir. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 27. sorumuza geldiğimizde ABC ve DCE eşkenar üçgenleri verilmiş. Hemen unutmadan Sonra da görme zenginliğimizi arttırmak adına 60'ar er dereceleri güzelce yerleştiriyoruz. Bu hamleyi yaptıktan sonra buralar 6, 6 oluyor. Bunu yaptıktan sonra burası da 14, diğeri de DC'de 14 oluyor. Verilenlere göre X'i arıyoruz. Peki bu ne yaptı bana? Ne kazandırdı? Buralara 60 derece gelirse arkadaşlar hemen dikkat edin. Neye dikkat edeceğiz artık? Şuranın da artık 60 derece olduğunu 3'ünün toplamı 180 olduğu için söyleyebilirim. Bu da bana buraya 30 derece yazma imkanı tanır ki 30-60-90 özel üçgenine göre 30'un karşısı buradaki 6'nın yarısı olur. CH uzunluğu bir anda 3 olur. Peki DCE eşkenar üçgense bu üçgene bakın bir kenar 14'tü. O zaman burası 3 ise buraya kaç kalır? 11 kalır. O halde aradığımız x 11 santimetredir. Doğru cevabımız B şıkkı. 28. sorumuzda kenar uzunlukları 4'ün katı olan eşkenar üçgen biçimindeki bir bahçenin çevresine 4 metre arayla ağaç dikiliyor denilmiş. Öncelikle kenar uzunlukları 4'ün katı olan şöyle değerlendirelim. Bir eşkenar üçgenimiz var. Evet. ABC eşkenar üçgenini şeklinde çizdik. Kenar uzunlukları dördün katı olacakmış. Yani her bir kenar uzunluğu dördün katı olacak şekilde şöyle işaretli şey, şekil üzerine aktardık. Bir bahçenin çevresine 4 metre arayla ağaç dikiliyor denilmiş. 4 metre ağaç 4 metre arayla ağaç, dik, ağaç dikiliyor. Tamam. Dikilen toplam ağaç sayısı 39 olduğuna göre bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Öncelikle kenar uzunlukları dördün katı olacak ve ee, dikilen toplam ağaç sayısı 39 şöyle değerlendirelim A köşesine bir ağaç B köşesine bir ağaç C köşesine bir ağaç diktiğimde ne oldu 1 2 3 39 toplam dikilen ağaç sayısı 39'du 3 çıkarttım 36 kaldım. Tamam. 36 kaldı. Her bir kenara da kaç ağaç düştü bu durumda? 36'yı 3'e bölersek arkadaşlar 12 adet ağaç düştü her bir kenara. Demek ki bir kenar uzunluğu mesela BC kenarında 12 adet ağacımız var. Peki ne demişti sorumuzda? Kenar uzunlukları dördün katı ve bahçenin çevresi 4 metre ara ile ağaç dikilmektedir deniyor. 4 metre, 4 metre ara ile ağaç dikildiğine göre dikkatli olun. Şu mantığı kurun. Birinci ağaç ve sonuncu ağacımız burada. 12 adet ağaç var aralarda demiştik. Şöyle değerlendirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani bakın birinci ağacımız, ikinci ağaç 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ağacımızı da diktik. Peki 12. ağacı da dikince isterseniz artık araları sayabilirsiniz. Onu da rahat görebilmeniz için farklı bir renkle sayalım. Şuradaki birinci aralık 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bir fazlası gelecek 13. Demek oluyor ki burası 13 tane boşluk olacak. Her bir ağacın arasında 4 metre olduğuna göre o zaman nedir bizim eşkenar üçgenimizin bir kenarı? 13 çarpı 4'ten 52 metredir. Doğru cevabımız bu durumda E şıkkı olur. 29. sorumuzda ABC eşkenar üçgeni verilmiş. DE diktir BC'ye, AF ye eşittir FC'ye, DF ye uzunluğu da 4 kök 3 cm verilmiş. Verilenlere göre DB kaç santimetredir deniyor sorumuzda. ABC eşkenar üçgen olduğuna göre 60 derecelere güzel bir şekilde yerleştirdikten hemen sonra F köşesine 30 derece gelir. Burası 30 derece olur ters açıdan. Burası 120 derece. Yukarısı da 30 derece oldu. Peki burada ne oluştu? 30, 30, 120 özel üçgeni oluştu. Bunlar eşit olduğuna göre 120'nin karşısı 4 köküsü. Buralara ne yazabiliriz? 4, 4 yazabiliriz. Peki AF uzunluğu o zaman 4 ise o da soruda verilmiş. FC'ye eşit 4 santimetre. AB uzunluğu da bu durumda 8 santimetre. Hatta BC uzunluğu da eşkenar olduğu için 8 santimetre bulunur. Bizden istenen DB uzunluğu bakın tamamı ne olur bu durumda? 8 artı 4'ten 12 santimetredir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. 30. sorumuza geldiğimizde ABC eşkenar üçgeni verilmiş. ED diktir AC'ye. EF diktir BC'ye verilmiş. E, KC uzunluk K iken dikkat edin. AE uzunluğu soruda verilmiş 2K. Bunu soru üzerine aktardık. BF uzunluğu 1 santimetre verilenlere göre ED uzunluğunu arıyoruz. X dediğimiz yeri arıyoruz. Tamam ufak bir renk değişikliğine gidelim. Sorumuzun çözümüne devam edelim. Eşkenar üçgen olduğuna göre buralara 60 derece, 30 derece, C köşesine 60, buraya yine 30 derece yazabiliriz. O zaman burası da ne olur? 30 olur, burası 60 olur. 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı buraya hemen 2 yazabilirim. Peki burada da 30 derece var. 30'un karşısı dikkat edin k iken 90'ın karşısı ne olur? 2k olur. Bu hamleyi de yaptık. Peki eşkenar üçgenin kenarları eşit. Burası 2k artı 2. Burası da ne olmalı? 2k artı 2 olmalı. O zaman buraya 2 kalır. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı bu durumda ne olur? 2 karekök 3 olur. Doğru cevabımız a şıkkı olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.